Pilotlar birçok kez havalandıkları meydandan her zamanki rutin kalkışlarından birini yaptılar. Gecenin karanlığında uçan pilotlar bir anda yükseklikleri ve hızları hakkında bilgi alamayınca karanlık içerisinde kayboldu. Pilotlar bakım ekibinin yaptığı hatanın bedelini ağır ödeyeceklerdi. Peru Hava Yolları 603 sefer sayılı uçuşun hikayesi resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Videonun ilerisindeki ses kayıtları kazaya ait gerçek ses kayıtlarıdır. Ekim 1996 tarihine, gece saatlerine Güney Amerika'nın batısında bir ülke olan Peru'ya gidiyoruz. 603 sefer sayılı uçak Miami'den Jorge Chavez Havaalanı'na gelmişti. Buradan da kalkış yapıp Şili'nin başkenti Santiago'ya gitmek üzere hazırlanıyordu. Eğer her şey yolunda gitseydi yolculuk 3 saat sürecekti. Uçuşu gerçekleştirecek uçak döneminin en gelişmiş uçaklarından biri olan bir Boeing 757 idi. Güvenilirliğiyle bilinen neredeyse 4 yaşındaki uçağın kuyruk numarası November 52 Alfa Whiskey idi. Kokpitte inanılmaz tecrübeli bir uçuş ekibi vardı. Sol koltukta 22 bin saat uçuş tecrübesine sahip 58 yaşındaki Kaptan Eric Schreiber Guevara oturuyordu. Kaptanın bu uçak tipinde 1520 saat uçuş tecrübesi vardı. Sağ koltukta ise 42 yaşındaki 8000 saat uçuş tecrübesine sahip pilot David Fernandez oturuyordu. David'in ise Boeing 757'lerde 719 saat uçuş tecrübesi vardı. 61 yolcu ve 9 mürettebatla birlikte 70 kişi uçağa binişini gerçekleştirdi. Yolcular dünyanın çeşitli bölgelerinden gelmiş turist ve yerli vatandaşlardan oluşuyordu. Hava uçuş için oldukça elverişliydi. Görüş açıktı, hafif rüzgar hakimdi ve yağış yoktu. Sadece yerden 1000 fit yükseklikte yatay şekilde uzanmış bulut tabakası vardı. Kokpitte oldukça sakin bir hava hakimdi. Kaptan ekiple şakalaşıyordu. Saat 12.30'da pist başında hizalanan pilotlar kontrolörden kalkış izni aldı. Beyaz yazıyla olan konuşmalar yardımcı pilot ile kaptan arasındaki, sarı yazıyla olanlar yardımcı pilot ile kontrolör arasındaki konuşmalardır. Jet'in motorlarına güç vererek pistte hız kazanmaya başladılar. Saat 12.42'de pilotlar kalkışı gerçekleştirdi. Kalkıştan saniyeler sonra yardımcı pilot bir sorun olduğunu fark etti. Göstergeler olması gerektiğinden farklı çalışıyordu. Uçağın irtifasını gösteren gösterge altimetre ve hız göstergesi sıfırı gösteriyordu. Pilotların karşısında 3 tane altimetre bulunuyordu. Bunlardan biri kaptan tarafında, biri yardımcı pilot tarafında, diğeri ise yedek altimetreydi. Altimetreyi basitçe anlatacak olursak, altimetre uçağın dışarısında bulunan statik portlardan durağan havanın basıncını ölçüp pilotlara irtifa bilgisi sağlamaktadır. Statik portlardan videonun ilerleyen kısımlarında daha detaylı bahsedeceğiz. Göstergeler gittikten saniyeler sonra pilotlar bulut içerisine girdi. Artık bozuk olan göstergeler dışında irtifa alabilecekleri hiçbir kaynak yoktu. Her 3 gösterge de yanlış irtifa değerini gösteriyordu. Göstergelerin referans aldığı statik portlarda bir sorun vardı. Kaptan Eric hız göstergesinin de uygun çalışmadığını fark etti. Yardımcı pilot Fernandez kendi önündeki göstergenin de yanlış olduğunu doğruladı. Bu esnada kontrolör frekansa giderek pilotları diğer frekansa devretti. Bu sırada pilotlar rudder ratio uyarısı yani dümen oran uyarısı almaya başladı. Yüksek hızlarda uçağa ufak manevralar verilmek zorundadır. Çünkü yüksek bir manevra karşılığında yapısal hasar ve diğer tehlikeler oluşabilmektedir. Bunu yüksek hızda giden bir aracın direksiyonuna ufak müdahaleler yapılması gerektiğine benzetebiliriz. Hız göstergesi hızların olması gerekenden yüksek okuduğundan uçak pilotlara bu uyarıyı vermişti. Bununla birlikte yine yanlış hız ölçümü yapan gösterge hatasından dolayı hızla alakalı bir uyarı olan Mach trim uyarısı almaya başladılar.
Bu aşamada kaptan şehrin devamında uzanan dağlardan kaçınmak için sağ tarafa okyanus üzerine doğru uçmayı yardımcı pilota söyledi. Fakat okyanus üzerinde şehir ışıkları gibi referans alabilecekleri herhangi bir şey yoktu. İrtifa ve hız göstergeleri çalışmadan tamamen karanlığın içine doğru uçuyorlardı. Bu dakikadan itibaren karanlığın ortasında hiçbir şey göremeden uçacaklardı. Su üzerine yöneldikten sonra pilotların altimetreleri hareketlenmeye başladı. Fakat hala göstergeler yanlış değerleri gösteriyordu. Yükselen uçağı alçalıyormuş gibi gösteriyordu. Bu yüzden kaptan yanılgıya düşmüştü ve yardımcısına yükselmesini söylüyordu. Kaptan bu aşamada otopilotu devreye sokmaya çalıştı. Fakat sistem göstergelerdeki tutarsızlık sebebiyle devreye girmiyordu. Tamamen manuel uçmak zorunda kalmışlardı. Kontrolör hala pilotların yaşadığı durumdan habersizdi. Kafalarını karıştıran uyarıları almalarına rağmen pilotlar uçağı şimdilik uçurabiliyordu. Fakat bir an önce iniş yapmaları gerektiğinin de farkındalardı. Kaptan Eric içerisinde bulundukları acil durumu kontrolöre iletmesi için yardımcısı David'e seslendi. Bu noktada pilotlar uçuşun kalanında başlarına büyük dert olacak bir yanılgının içerisine düştüler. Kontrolöre yanlış gösteren irtifa değeri olan 4000'i söyleyecekler. Kontrolörün 4000 fitte uçabilirsiniz demesini yanlış anlayarak aletin doğru çalıştığını varsayacaklardı. Aslında o esnada 4000 fit gösteren altimetre de arızalı göstergelerden biriydi. Lima 603. Bu konuşma üzerine pilotlar hatalı olan göstergelerden birinin sağlam çalıştığını düşünmeye başladı. Pilotlar dakikalar öncesinde sorunu çözmek için hemen meydana yönelmeyi düşünmeyip önce sorunu çözmeyi düşünmüşlerdi. Fakat sorunu çözemeyince en iyi seçeneğin bir an önce meydana geri dönmek olduğuna karar verdiler. Aperol 603 ahora con nivel 9200. ¿Qué rumbo le indica ahora? Kontrolörün verdiği irtifa bilgisi yanlıştı. Verilen irtifa değeri kokpitteki 3 altimetreden biriyle neredeyse örtüştüğü için pilotlar kontrolörün verdiği irtifa bilgisine güvenmişti. Zaten kontrolör doğru irtifa ve hız bilgisi sağlayabilseydi kontrolörü dinleyerek talimatlar doğrultusunda iniş yapabilirlerdi. Pilotlar dakikalardır manuel olarak otopilot yardım olmadan uçakla mücadele ediyordu. Dakikalar sonra kontrolör radarından hızlarını söylemek için pilotlara bağlandı. Aperol 603 está 40 millas de Lima y según la pantalla con el nivel 120, velocidad aproximada de 310 nudos sobre el terreno. Sí, sí, vamos a, estamos 12.000 pies, mantenemos, en velocidad tenemos 230 y vamos, estamos girando rumbo 330. Recibido. Kontrolörün ekranında gözüken mesafe ve yer bilgisi doğruyken irtifa bilgisi yanlıştı. Pilotlar kendilerini yüksekte zannediyordu. Meydana geri dönebilmek için irtifa vermeye başladılar. Kaptan irtifayı kaybetmek için gaz kollarını geriye çekeceğini söyledi. This is
Serena, ben usi arrea. Diga 320. Correcto, tenemos todos los motores cortados y está acelerando y acelerando. Ok, recibido. Pilotlar süzüldükleri için motorlar olmasa bile hız kazanabilirlerdi. Fakat aldıkları uyarı zaten hatalı olan göstergelerden kaynaklanıyordu. Aslında aşırı yüksek hızda değillerdi. Kaptan bu sorunun kısa süreliğine farkına varmıştı. Pilotlar aslında hala uygun hız ve irtifadaydı. Hızları 280 knot'tı, bu değer de çok düşük veya çok yüksek değildi. İrtifaları kontrolörün söylediği gibi 10.700 olmasa da okyanus üzerinde meydana dönmek için yeterli yüksekliktelerdi. Pilotlar şimdi de uçağın dışarısında bulunan stola girmeleri durumunda uyarı veren sensörden düşük hız bilgisi almaya başladı. Bu sensör göstergelerin hatalı bilgi aldığı kaynaktan değil, harici olarak kendi sistemiyle çalışıyordu. Bu yüzden pilotlara doğru bilgi sağlıyordu. Aslında pilotların hızlarının düştüğünü anlaması için büyük bir işaretti. Bu sensör yüksek angle of attack, yani hücum açısı olması durumunda pilotların kumandasına titreşim vererek pilotların stola girmek üzere olduğunu uyarır. Buna da stick shaker denmektedir. Pilotlar elektronik ekrandan yüksek hız uyarısı alırken bir yandan stick shaker'dan da düşük hız uyarısı almaya başlamışlardı. Kaptanın iyice kafası karışmıştı. Hangi uyarıya göre hareket edeceğine karar veremedi. Yardımcı pilot uyarıya ve içerisinde oldukları durumu fark ederek kaptanı uyarmaya çalıştı. Son çare olarak yardımcı pilot başka bir uçaktan yardım almak için kontrolörü seslenmeye karar verdi. Pilotların göstergeleri sabit irtifada olduklarını söylüyordu. Kontrolörün verdiği bilgiler de sabit irtifada olduklarını söylese de uçak hızla suya doğru alçalıyordu. Kaptan uçağın çok hızlı gittiğini düşünüyordu. Yardımcı pilot ise doğru olanı tahmin etmiş ve uçağın çok yavaş olduğunu, stola girmek üzere olduğunu düşünmüştü. Bu aşamada duyabilecekleri en kötü uyarılardan birini aldılar. GPWS pilotların yere çok yakın olduğunu söyleyen Too Low Terrain ikazını vermeye başladı. Kaptan okyanusa paralel olan dağlardan dolayı arazi uyarısının geldiğini düşünmüştü. Çünkü hala yüksekte olduklarına inanıyordu. Fakat uyarı tamamen okyanusa yaklaşmalarıyla ilgiliydi.
Uyarıyı veren GPWA sistemi de az önceki stall uyarısı gibi yanlış bilgi veren sistemden bağımsız çalışıyordu. GPWA sisteminde uçak yere sinyal gönderiyor ve sinyallerin geri dönme süresine bağlı olarak şu an yerle olan mesafesini ölçüyordu. Sistem bu sayede 2500 fitin altında araziye yakınlaşma durumunda tehlikenin varlığını pilotlara iletmektedir. Fakat bu uyarı üzerine pilotların kafası daha da fazla karıştı. Durumu mantıklı değerlendiremediler. Bunun üzerine kontrolör hala yüksekte olduklarını söylüyor. Bu da onlara yüksekte olduklarını düşündürüyordu. Birincil uçuş göstergesinde radyo altimetre kısmında gerçek irtifa değerleri ortaya çıkmıştı. Fakat pilotlar oluşan karışıklıktan dolayı hiçbir şey fark edemedi. Hava trafik kontrolörü stall hızına çok yaklaştıkları konusunda pilotları uyardı. Hızlarının 200 nata düştüğünü söyledi. Bu aşamada uçağın kuyruğunun suyla ilk teması kokpit ses kayıt cihazına yansıdı. Two mile terrain. Pilotlar suyla temas eder etmez uçağın burnunu kaldırmaya çalışsa da son saniyede gösterdikleri çaba yetersizdi. Ve uçak gece bir sularında Pasifik Okyanusu'na düştü. Kaza sonucu uçaktaki 70 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Uçak çarpmadan önce 70 derecelik yatış açısına ve 460 km hıza ulaşmıştı. Suyla ilk temas eden parçası sol kanat ucuydu. Pilotlar gece zifiri karanlıkta uçtukları için dışarıdan hiçbir şey görememişlerdi. Güvenebilecekleri 3 kaynak vardı. Bunlardan biri kontrolörün verdiği hız, ikincisi pilotların stick shaker'la beraber tren kolu, üçüncüsü ise çarpmadan önce GPWS train uyarısı veren aletin referans aldığı radyo altimetre. Fakat pilotlar o esnada durumu değerlendiremeyip 3 bilgiyi de kaçırmıştı. Uçak enkazı ve her iki kara kutu araştırmacılar tarafından bulundu. Peki kazanın sebebi neydi? Kanalın geçmiş videolarında arı yüzünden düşen Bergen Air kazasından bahsetmiştik. O kazada arı uçağa hız bilgisi sağlayan pitotübünü tıkamış ve pilotlar yanlış hız bilgisi almıştı. Bu kazada da benzer bir şey yaşanmıştı. Araştırmacılar uçağa irtifa bilgisi sağlayan statik portların üzerinin bir bantla kapatılmış olduğunu fark etti. Pilotların hızlarının farklı olma sebebi de sistem uçağın hız değerlerini hesaplarken bu statik basınç farkından yararlanıyor olmasıydı. Peki bu bandın bu derece önemli olan sensörün üzerinde ne işi vardı? Uçağa bakım esnasında takılan bu bant sonrasında bakım ekibi tarafından orada unutulmuştu. Normal şartlarda statik portlar kırmızı, dikkat çekici bir örtüyle kapanır. Teknisyenler bandı çıkarmayı unutsa bile pilotların veya yerdeki ekibin uçağın dışını kontrol ettiği esnada dikkatini çekecek bir parçadır. Fakat örtülen bu bant olması gereken kırmızı, dikkat çekici örtüden çok farklıydı. Ve kaptan dış yüzeyi kontrol etmeye çıktığında bandı fark edememişti. Teknik ekibin yaptığı hata 70 kişinin hayatıyla sonuçlanmıştı. Kaza raporunun son kısmında kaptanın GPWS uyarına tepki vermemesi ve radyo altimetre değerlerini görmemesi kazaya sebep olan etkenler arasında yer aldığı belirtildi. Hatayı anlayan yardımcı pilotun da kontrolleri devralarak bilgisinin arkasında durmaması kazaya sebep olan nedenlerdendi. Bandı unutan teknisyen olaydan sonra mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırıldı. Air Peru Havayolu Şirketi 1999'un Mart ayında iflasını açıkladı. Uçak üreticisi Boeing kazanın sorumluluğunu üstlendi. Çünkü bakım esnasında bu bantların kullanılabileceğini bakım prosedüründe belirtmişti. Bunun sonucunda uçak üreticisi şirket kazazedelerin ailelerinden her birine 1 milyon dolar tazminat ödedi. Kazadan sonra pilotlara bu tip bir acil durumla karşılaştıklarında neler yapılması gerektiği eğitimlerde verilmeye başlandı.
kazada hayatını kaybeden 70 kişinin anısına.